İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Filip Buh'un makalesi Ermeni değilseniz. Azerbaycan kara kuvvetlerinin potansiyeli ciddi şekilde zarar gördü. Türkiye'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ne saldırmak için gizli planının adı 6 ay. Azerbaycan neden Karbacar'ı almaya çalışıyor? Sansasyonel detaylar. Suriyeli terörist arsa kahramanı Vladimir Balayan'ın oğlu tarafından esir alındı. Batı Ermenistan'ın eridir gölünün suları çekildiği fosil adacıklar oluştu. Ne zaman ki siz Ermeni değilsiniz, Kimilerin ünlü olduğunu bilmenize rağmen bu ülke kültürü ve tarihi hakkında pek bir şey bilmiyorsunuz. Soyadlarının İyan veya Yan ile bittiğini biliyoruz. Çünkü Ermenilerin dünyanın dört bir yanında yaşadığını biliyoruz fakat ne boyutlarda olduğunu bilemiyoruz. Ermenilerin üçte ikisi Batı Ermenistan'ın Türkiye tarafından işgal altında bulunmasından dolayı kendi öz vatanlarının dışında yaşıyor.'' Pek çok insan diasporanın ne olduğunu merak ediyor. Çünkü tüm dünyada bu kadar dağılmış olan çok az insan topluluğu var. Bu nedenle açık olan bu durumu tanımaya neden bu kadar çok engel olduğunu anlamak zordur. Üstelik Ermeni olmadığınızda soykırımla ilgili neden bu kadar çok tartışma olduğunu anlayamıyorsunuz. Meğerse biz de tüm detayları ve döngüleri bilmiyormuşuz sadece birçok insanın göç etmesinin bir nedeni olduğunu anlıyoruz. Suçlu olan ise yasa dışı olduğunu kabul etmeyi reddediyor. Budur dünyanın tarihi ve bu çok yavaş ilerleyen bir hikaye. Birbiriyle çelişen ironik çıkarlarla dolu. Holocaust hakkında tartışma yokken bu konunun neden şu ana kadar yeterince tartışılmadığını merak ediyoruz kuşkusuz çünkü Türkler Alman müttefiklerinin aksine savaşı iki kez kaybettiklerini unutturmayı başardılar. kaybedenlerin vay canına. Ermeni olmadığınızda Ararat'ın Nuh'un gemisinin gelişini gördüğünü, Xenophon'un Anabasis'te çok iyi anılan yolculuğunda buradan geçtiğini biliyorsunuz. Ancak Ermenistan'ın 301 yılında devlet dini olarak Ermeniler tarafından kabul edilen Hristiyanlığın Ana beşiklerinden biri olduğunu bilmiyorsunuz. Ermeni olmadığınızda yüzyıllar boyunca sınırları çok değişen, asırlar boyunca üç denize sahip olan ancak şimdi hiçbir denize erişimi olmayan bu ülkenin tam olarak nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Uzun zamandır topraklarına susamış ve şu anda bombalanan Türkiye ve Azerbaycan ile çevrili olduğunu bilmiyorsunuz. Makalenin tamamını Web sitemizden okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı temsilcisi Arzuru Novanisyan, 1 Kasım'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kara kuvvetleri potansiyelinin ciddi şekilde zarar gördüğünü ve asıl umudun paralı askerlere kaldığını söyledi ifade etti. Hovanisian bugün nasıl askere alındığını, ücretinin ne kadar olduğunu itiraf eden ve Azerbaycan tarafından bize karşı kullanılan ikinci paralı teröristi gösterdik. Bu bakımdan Türkiye ve Azerbaycan paralı teröristlerin varlığını ve kullanıldığını ne kadar inkar etmeye çalışsalar da konuyla ilgili hala çok sürprizler olacağını söyleyebilirim dedi. Paralı teröristlerin nerede, hangi bölgede, nasıl kullanıldığına, hangi sorunların bunlarla çözülmeye çalışıldığına dair Ermeni tarafının bilgi sahibi olduğunu kaydetti. Savunma Bakanlığı temsilcisi Ovanisyan önce ön cephede belirli görevleri bulunanlar aracılığıyla gerçekleştirme girişimlerinin Azerbaycan Kara Kuvvetleri'nin potansiyelinin ciddi şekilde zarar gördüğünün kanıtıdır ve bu durumun paralı askerlerin ümit olduğunu gösterdiğini söylemeliyiz ifadesini sözlerine ekledi. Son zamanlarda Türk basınında Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne saldırmak için bir plan geliştirdiği gizli bir belge yayınlandı. Ancak Yunanistan'a saldırı planı 2014'te belgelendirildi ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne saldırı planı ise daha 2000 yılında hazırdı. Yunanistan'a saldırı planının adı 13 Haziran 2014 tarih itibariyle belgelenen ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilecek olan TSK Cakabey Harekat Planlama Direktifi idi. Bu program Türk ordusu arasında Cakabey olarak biliniyordu. Ermenistan Cumhuriyeti'ne saldırı planı ise 15 Ağustos 2000'de geliştirilip hazırlanmış ve TSK Altay Harekat Planlama Direktifi adı verilmişti. Türk ordusu arasında bu program sanki bu programın gerçek ve geniş kapsamlı amacını belirtiyormuş gibi kısaca Altay olarak adlandırıldı. Bu sansasyonel materyallerin tesadüfen yayınlandığına dikkat edilmelidir. Türk İsveç'in Nordik Monitor ajansına göre 2016 yılında askeri darbe girişimini soruşturmasında Ankara savcısı Serdar Koçkun Türk Genel Kurmayı'nın belgelerini inceleyerek yanlışlıkla buldu ve ihmal nedeniyle iddianame paketinden kaldırmayı unuttu. Yayınının ardından Türkiye yetkilileri daha ciddi gizli belgelerin sızmasını önlemek ve bu skandalı örtbas etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye 1998-1999'da 27 Ekim olayları vesilesiyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde bir iç savaş çıkaracağına dair büyük umutlar besliyordu. Ancak bu umutlar karşılanmadığında sözde B planı yani Altay programının uygulanmasına karar verildi. Bu programa göre 2000 yılından itibaren Ermenistan Cumhuriyeti'nde dalgalanmalar kışkırtılmalıydı ve Türkiye Ermeni siyaset sahnesinde üç yönde çalışacaktı. 1. Karabağ halkının Ermeni olmadığı ve güya Ermenistan halkı Karabağ konusunda acı çekiyor ve bu yüzden abluka içinde bulunduğu hakkında propaganda yapılması, Karabağ Savaşı'nın Ermeni kahramanları da sıradan suçlular ve haydutlardır. 2. Ermenistan Cumhuriyeti'nin tüm talihsizliklerinin Moskova'dan geldiği propagandası. 3. Rus askeri üstlerinden vazgeçip ablukayı kaldırmak ve iyi yaşamak için komşularla birlikte tırnak içinde bir yol bulmaya çalışılmalı. Bunların esas hedefi Ermenistan Cumhuriyeti Rusya ilişkilerini her yönden bozmaktır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Etnisiteler arası çatışmalar uzmanı Nairi Hohikyan, Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Dışişleri Danışmanı David Babayan ile yaptığı röportajda Arsak çevresinde neler olduğuna, Düşmanın neden tarihi topraklarımızı ele geçirmek için bu kadar istekli olduğuna, orada hangi zenginliğin saklı bulunduğuna dair iyi bir fikre sahip olmalıyız ifadesinde bulundu. Artsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı sözcüsü Vahram Boosyan sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre Birinci Artsak Savaşı'nın efsanevi komutanı Artsak kahramanı Vladimir Balayan'ın oğlu Aleksey Balayan ve arkadaşları tarafından Suriyeli terörist yakalandı. Batı Ermenistan'ın Toros Dağları'ndaki Eridir Gölü'nün su seviyesi aşırı su alımları nedeniyle son 3 yılda ortalama 4 metreye kadar düştü. Kıyılarında 10-120 metreye ulaşan kuruyan alanlar oluşumu nedeniyle bazı kesimlerde milyonlarca yıl önce meydana gelen tektonik kayaçlar ve fosil yapılar ortaya çıktı. Emekli akademisyen Doktor Erol Kesici, göller yöresinde yaptığı bilimsel çalışmalarda başta tarımsal sulamalar olmak üzere aşırı su alımı, kirlilik, küresel ısınma gibi pek çok nedenle göller ve sulak alanların hızla kuruduğuna dikkat çekti. Üçüncü jeolojik dönemde Toros Dağları'nın oluşumu sırasında ortaya çıkan büyük çukurlar zamanla kısmen dolarak göllerin meydana geldiği bilinmektedir. Çekilen kıyılardaki taşıllar, bitki ya da hayvan, gölün oluşumundan ve jeolojik çağlardan bu yana meydana gelen fosil izleri taşıyor. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Muratyan topluluğu tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı Gorani adlı eseri sunuyoruz. Kuzey Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.